Kızlar, nasıl olmuşum? Hayırdır güzelim? Ya aşkım, şimdi ben internette bir tane böyle adamla tanıştım. Yemeğe gidelim falan dedi, buluşalım dedi. Ben de okey dedim, şimdi buluşacağız, yemeğe gideceğiz yani. Ya nasılım ha, çok mu güzel olmuşum? Abla, internetten tanıştığın herife evin adresini mi verdin? Kızım ne herif diyorsun? Belki de enişten olacak o senin. Doğru konuş ya. Belki ama üstüne doğru dürüst bir şeyler giyseydin, yani başlamadan bitecek belki vazgeçilmez bir kısmettir. Nasıl yani? Ne var ki benim üstümde? Nesi yok ki şekerim? Gel benimle, gel benimle. Lan ya, beni şimdi almaya gelecek. Olmaz. İki dakika. Bu kim ya? Kime bakmıştınız? Merhaba, ben Cennet Hanım için gelmiştim ama... Enteresan. Şöyle buyurun, ben yardımcı olayım. İnternetten tanıştık biz, yemek yiyeceğiz. Şimdi yaktım çıranı Almanca Gül'e. Efendim? Aa, tabii. Sizin Cennet Hanım'a dair gerçeklerden haberiniz yok galiba diyordum. Nasıl yani? Şöyle, bakın ben buranın yardımcısıyım. Uzun süredir bu aileyle birlikte yaşıyorum. Siz kaçıncısınız bir bilseniz. Ah Cennet Hanım, ah! Kaç kişinin ocağını söndürdü böyle. Ne diyorsunuz beyefendi? Cennet iflah olmaz bir psikopat. Psikopat mı? Önce böyle eli yüzü düzgün erkekleri ağına düşürüyor. Sonra... Sonra? Sonra... Böbrek. Ha? Böbrek merakı var. Nasıl yani? Son kurbanı böyle küvette böbreği alınmış olarak bulundu. Bir de çizmiş böyle kalemle. Nasıl ya? Ne yapıyormuş ki böbrekleri? Vallahi satıyor mu, mangal mı yapıyor mu biz de bilmiyoruz, orası muamma. Teşekkürler, iyi günler. Yüreği yoksa böbreğine yapışır insan, demiş şair. Hayırdır, Almancı Gül'ü? Ay hayır inşallah. Biriyle buluşacağım da gelmek üzeredir. Hatta ben onu arayayım. Az önce biri geldi ama. Sarışın mı? Evet. Sarışın. Böyle renkli gözlü, uzun boylu falan. Acayip taş biri yani. Ya ben de tam sen kimsin diye soruyordum ama bir anda çocuğun annesi aradı. Migren krizi mi tutmuş, neymiş böyle? Derhal eve geliyorsun diye bağırdı. Çocuk da emredersin anneciğim diye tıpış tıpış gitti. Bas, nasıl ya? Böyle anne kuzusu gibi mi? Ya, şans. Maalesef. Okey ya. Benim öğleleriyle böyle hiç işim olmaz yani, kusura bakmasın. İşin olsa da oldurmazlar demiş şair. Sen az benden gelsene. Benle değil Almancı Gül'ü, benimle. Allah Allah. Ya alt tarafı şuradan şuraya geleceksin yani. Türk dil kurumuyla beraber gelmen gerek yok yani, okey? Evet, seni dinliyorum Almancı Gül'ü. Ya işte ben sana bir şey söyleyeceğim ama bak dalgaya geçmek yok, okey? Bana bak çocuk, eğer dalga geçersen yemin ediyorum o kafanı delerim yani. Oho! Sen hep böyle tehdit edeceksen olmaz ki ama. Okey, ama olmaz diyorsan benimle dalga geçmeyeceksin, okey? Okey. Ya ben bu şeyden koca arıyorum ya. Maalesef. Ha! Madem maalesef diyecektin,
O zaman benim teklifimi reddetmeseydin tırvarıcı. Özür dilerim Almancı Gülü. Maalesef değil. İyi ki koca arıyorsun. Oldu mu? Oldu. Şimdi oldu. Neyse işte ben bunlardan biriyle böyle bugün buluşacaktım falan ama gelmedi. Ya biz böyle mesajlaşıyoruz falan gayet iyi gidiyor ama bir şey oluyor böyle mesajlar falan kesiliyor yani, tamam mı? Yani anlamıyorum, hatta bunlar böyle blokluyor, ne bileyim engelliyor falan. Yani ne yapmamı istiyorsun Almancı Gülüm? Gidip belediyeye engeli kaldırma izni falan mı çıkartayım? Kalkıyor mu öyle engel? Hmm, kalkıyor. Bana bak Tahsin. Bana bak Tahsin. Seni var ya. Ya neyse işte. Ben senden şey rica edecektim. Acaba ben bu mesajlarda falan bir hata mı yapıyorum? Bir bakabilir misin o mesajlara diyecektim. Mesajlar? Ya işte bu koca adaylarına attıklarım. Bana bak Almancı Gülü. Benim senin koca adaylarından daha önemli işlerim var. Eğer beni bu yüzden rahatsız ettiysen bir daha yapmamanı öneririm. Bilmiyorum vallahi, ben seni hiç beğenmedim. Tipin sakat bir kere. Kahve teklifini kabul edemeyeceğim maalesef. Alo. Cennet neredesin kızım sen? Lan bu saatte senin dışarıda ne işin var? Bak, aha diyorum. 10 dakikaya evde olmazsan senin o var ya eklem yerlerini kırar, ciğerini sökerim. Lan özledim diyorum kızım, anlamıyor musun yani? Hayırdır kardeş, kimsin sen? Ben? Başka şişman mı var lan bu muhitte? Yalnız bu Safra. Öyle mi canım? Yalnız burası da benim evim. Tam olarak şu anda durduğun yerde benim evimin önü. Dolayısıyla insan merak ediyor. Bu Safra'nın benim evimin önünde ne işi var? Şey, ben yanlış geldim galiba, kusura bakmayın. Bas git lan! Hayat diyor şair, bir insanın dalağını eline verecek kadar uzun değil diyor. Evet, bence en çok denize girmeyi severim. Ah be Almancı Gülü. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Daha kaç tanesine ben böyle saçma sapan masallar anlatacağım acaba? Cennet abla, ayakkabıları cilaladım. Birazdan kurur. Okay. Thank you. Thank you.
Hangi biriyle uğraşacağım acaba? Ama yarın kocam iş seyahatinden dönüyor. O yüzden olmaz. Sen yapıyordun. Cennet sakin. Hepsini o mesajları yazıyordun. Sonra siliyordun değil mi? Tamam ama bak. Sabote ettin bütün koca adaylarıma. Seni pislik. Seni iğrenç tırvırıcı. Ben şimdi seni var ya. Cennet bir dinle. Neyini dinleyeceğim ya? Neyini dinleyeceğim ha? Neyi senin sen benim koca adaylarımdan? Başlatma koca adaylarından. Adam akıllı bir iş bulup çalışmak varken koca bulmak neymiş? Ha, çok biliyorsun değil mi? Zaten bütün işler böyle önümde benim sıralanıyordu yani. Kim bana iş verecek ha? Kim bana iş verecek? Ben liseyi bitirmedim. Zaten Almanya'dan geldim. Hiç düşündün mü sen bunları ha? Düşündün mü? Ben veririm. Yanımda çalış. Asistanım ol.